Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanı oldu. Yanımda sırada, aynı sırada oturduğumuz bir arkadaşım, sorduğum suale dedim ki böyle, bu Kastamonu'da meşhur bir zat varmış, bir hoca efendi varmış. Diyorlar ki karakol karşısında oturuyor, kimseden bir şey kabul etmiyor, hediye almıyor, insanların kalbini okuyormuş diyorlar. Dedim tanıyor musun? Yanımdaki arkadaş, de tanıyorum, bizim komşumuz dedi. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın en büyük lütuflarından bir saldır. Bize ihsanı, Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanı, bizde bir şey yok. Sonra ziyaretine gittik. Gittiğimiz ev ahşap eski bir ev. Merdivenlerinde tahtadan merdivenleri var. Evde yaygı, sergi, kilim, halı hiçbir şey yok. Pencerelerde bazılarında cam da yok. Perde yok. Karakoldan bakıldığı zaman ne var ne yok orada görülüyor. Üstad kimle konuşuyor, kim geliyor, kim gidiyor, karakoldan baktığımı görülüyor. Zaten bunu da üstadımız kendi istemiş. Feyz Efendi'nin anlattığına göre, Kastamonu'da en çok hizmet eden Feyz ağabeyimiz vardı, alim bir zat. Karakoldakilere demiş ki üstad, beni demiş, karakolda misafir kalmış bir müddet. Beni demiş bir eve edeceksiniz, kenar mahallelerinden birisine verirsiniz. Orada demiş birkaç kişi gelir, hemen gizli toplantı yapıyor diyeceksiniz. Ben sizin gözünüzün önünde hizmet edeceğim demiş. Gözünüzün önünde, karşınızda, burada bana bir yer bulacaksınız demiş. Ve netice orayı, karakolun tam karşısında bir yer bulmuşlar. Orada kalmaya başlamış. Biz gittiğimiz merdiven, tahta merdiven. Ayakkabıyı aşağıda çıkardık, tahta merdivenden çıktık. Oda, sağ tarafta bir oda var, iki oda vardı evi üst katta. Alt tarafı odunluktu, ahırdı. Sağ taraftaki odaya tıkladık. İçeriden ses geldi, o Rifat, Allah rahmet eylesin, o ondan beraber, komşusu olan Rifat'la beraber gittik. İçeriden ses gelince sağdaki odaya gittik.